Peki Naz Elmas. Devam ediyor Naz Elmas'la. Allah. Tam bir vergi ne be? Tam bir sevgi budalası ol, vergi budalası. Vergi delisi oldu. Vardı. Tam bir sevgi budalası olduğu, arkadaşlarına sarılıp öpmeyi çok sevdiğini. Evet. Sevecen misin de? Evet, sevecenimdir. Sevecen. Bu bizim orkestranın ben yaşımı doldurdum diye beni baş göz etmeye çalışması. Devamlı sevecen misin? Sevecenim. Den. Ulu hemen dolduruyor. Hadi beyler bizimkin için tam zamanlı. Hadi. Bu da oldu olmadı haftaya inşallah. Ay. Ulu da sevgi böceği. Ulu sevgi böceği. Ondan. Ulu bizim bir tanemiz. Ötekileri çok severiz. Ötekileri de ulu kadar severiz. Sevgi böceği. Ulu bizim filmin Efendim? Seslendirmesini yaptı. Hangi film? Bizim bu filmin reklam seslendirmesini Ulu yaptı. Yok canım. Tabii, abi ne ketum bir adamsın, hiçbir şey söylemiyorsun. Burada oturuyor, hiç belli etmiyor. Radyo, spot, radyo televizyon spotlarındaki ses Ulu'nun. Abi Ulu'yla geçen gün tabii çok ayıp oldu. Yeni seslendirme stüdyosu açtı Ulu. Ben de hayırlı olsuna gittim. Evde de papağan vardı. Ona bir tane CD doldurayım için. Bir kelimeyi söyleyeyim. Hani looplasın devamlı o kelimeyi de. Papağan ben evde yokken koyayım böyle. Hani koyayım da. Sen eve geldiğinde. Ben eve geldiğimde papağan bir kelime öğrenmiş olsun diye. Onu söyledim. Yapar mısın? Dedim. Abi ilk işim bu mu olacak kendim yani? Bu mu yani? Doğru ama şimdi. Ama şunu bir kere daha anlatacağım. Çok güzeldi. Evde papağan var. Ben konuşmayı öğretemedim buna. Evde köpek de olduğu için devamlı havladığı için havlamayı öğrenmiş abi. Abi evde ikisi birden havlıyor. Biri susuyor, öteki havlıyor. Bir de birbirlerini tetikliyorlar. Havlıyor. Yani deli gibi havlıyorlar, anladın mı? Şey var. Ben bunu Emel Müftüoğlu ile falan konuştum da yani. Böyle bir sohbet oldu da böyle açıldı. Yoksa Emel Müftüoğlu'na özel olarak papağan konuşmaya gitmiyorum. Yani. Emel'cim açabilir misin? Papağanla ilgili bir sorun var. Dedim böyle dedim, böyle bir konu geçti. Benim köpek havlıyor, papağan da havlıyor. Dedi ki Beyazıt dedi, o bir şey değil ya dedi. Benim dedi bir arkadaşımın papağanı var dedi. İlk öğrendiği cümle neydi biliyor musun dedi. Neydi dedim. Papağanın ilk öğrendiği cümle şeymiş. Ay çok şeker konuşuyor mu diyormuş. Anlamadın değil mi Naz? Ha? Anlamadın değil mi? Açık söyle. Anlamadı. Çünkü Naz böyle yaptı bak. Herkes güldü böyle yaptı. Bardakla suratı kapatayım ben. Hayır. Gördüm orada yazanları. Bardağın içine konuştu bardağın içine. Hayır gördüm orada yazanları. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ya anlamadın ya. Git gördüm orada yazanları. Ama büyük aşklar kavgayla başlar. Ama müzik o kadar hızlı çaldı ki büyük aşklar kavgayla başlar. Evet. Bütün her şey 5 dakikada oluyor yani. Hay Allah. Sırtma vuruyorlar. Evet. Naz Elmas'la devam edelim. Evet. Tablo merakı olduğunu, yatırım amaçlı tablo alıp sattığın, yolsuzluğa karıştığın ve... Hayır öyle sergi geziyorum evet. Bir tanesine niyetlendim ama... daha alamadım. Ya, bu bilgiyi veren arkadaşlarım bayağı bize büyük müzayedeci Naz Hanım'dan bahsediyormuşlar gibi bahsetmişler. Peki. En son beni Şipres Hanım'ın sergisinde görmüşlerdi. Senin ses gitgide gidiyor farkında mısın? Vallahi Barış Falay'ın sesiyle aynı ölçüye geldiniz ya. Şu anda aynı. Şu anda Barış'a da sorsam o cevap gelse hiç acaba hangisi konuştu diye şey yapmaydı yani. Tanıştırayım Barış Falay, tanıştırayım papağanı. Allah'ım açıldık ama yine geç oldu. Hele candan. Kendi efendim abi. Reklamlar mı var? Kartel. Kartel bekliyor.